Evet. Honda test sürüşündeyiz. Daha doğrusu Afrika TV'nin test sürüşündeyiz. Yanında Doğu Batı Honda'dan Rıdvan var. Rıdvan kardeşim. Merhaba. Bize az çok anlatacaksın değil mi? Motorun elimizden neler geldiğince olduğunu. Bir çay alalım beraber dedik. Şu sakin bir yere geçtiğimizde sen anlat bakalım. Evet, şuralar sakin. Şöyle güneşe doğru olalım ki daha iyi olur. Evet. Yeni motor, yeni heyecan, yeni macera. Evet. O sloganla çıktı değil mi? Tabii. Yani bakıldığında Honda'dan da ilk geldiğinde yeni macera olarak, yeni bir konsept olarak geldi. Evet. Çok güzel bir yer seçmiş Honda. Bu arada teşekkür ederiz. Çayımız, yemeğimiz, kahvaltımızı da yaptık beraber. Ya, mutlu olursanız da mutlu bize, memnun edebilirse gelenleri, misafirlerimizi. Evet. Güzel, ortam güzel, heyecan verici. Yeni bir maceraya atıldık. Motorla ilgili konuşmak gerekirse ben bu kadarını beklemiyordum. Ne gibi? Yani bir hırçın, ben bindim. İlk evet, ben söyleyeyim, sen beni destekleyecek şeyler söyle. Bir hırçınlık var değil mi motorda? Bir agresiflik, bir agresiflik var. Hissediyorsun artık onu. Kontrol mekanizması biraz daha motorun üzerinden farklı hissettiriyor insana. Evet. Ya motorda yani değişen teknoloji motor bile değil. O mesela motorun %70'i değişiyor. Euro 4'ten 4, Euro 5'e geçiyor. Euro 4'ten Euro 5'e. Egzoz salınımı, silindir çalışma şekli hepsi değişiyor. Yani tamamen bir konsept motor olarak kaç geliyor. Kaç tane ayrı kategori var şu anda? 3. 3 tane. 3 tane motor da bize arkadaşlar tabii, bu konuda şey yapsınlar, bilgi sahibi olsunlar. L1, L2 ve L4 olarak 3 kademede gelecek motor. Bunlar da kendi aralarında manuel ve DCT şanzıman olarak ikiye ayrılacak. Evet. L1 en boş model dediğimiz, şu anki 2016'dan başlayıp 2019'a kadarki olan Afrika Twin modelimiz L1 dediğimiz. L2 ve L4 de 2018'de 2019'daki olan Adventure modelimiz. Evet. Bunların arasındaki değişikliklerden de birazdan bahsederiz. L1 biraz daha şehir içinden artık off-road'a dönmüş. Tamamen bir arazi motor olmaya başlandı. Ön camın kısaltılması, yani ben gırtlak dediğim kısmın biraz daha genişlemesi, evet, amortisör çapının biraz daha büyümesi, gidonun 2.2 santim daha yükselmesi. Şeyler de farklılaşmış, korumalar tabii, da farklı, farklılaşmış. Her şey farklı. Teknoloji farklılaştığı için ekran farklılaşıyor. Ekranda yapamadığınız yol üzerindeyken konsol üzerinden, yani gidon üzerinden yapmanız gerekiyor. Onu da söylemiştin sen. Giderken ekrana yoldayken müdahale edemiyorsun. Ama biraz sonra göstereceğiz. Kol gidon kısmındaki o hani sinyal şey kısmında olan bütün oradaki kontrol tuşlar, kontrol ünitesi de o orada sana şey seçenek sunuyor. Her şeyi orada sunuyor. Bir el alışkanlığına bakıyor. El alışkanlığıyla yavaş yavaş. O da yavaş, biz de açık konuşayım. Ben de şimdi motoru 2 gündür inceleme fırsatı buldum. Yani 2 gündür incelediğim motorda, yani bugün biraz daha pratik yapa yani biraz daha o konsolu hakim olmaya başladı. Evet, değişen teknoloji var. Motorun üzerinde çok var. Yani, mesela lastikler de dikkatimi çekti. Metzeler kullanmış. Bir takım, şimdi ben de ona şaşırdım. Çünkü internette okuduğumuz, yani forumlarda okuduğumuz Bridgestone olarak, Bridgestone onlardan geleceğini düşünürken, şimdi bazı motorlarda Bridgestone, bazılarında Metzeler gördük. Ben de şaşırdım. Ya onu tabii ki de ilerleyen süreçte ne gelecek olacağını yani biz de göreceğiz. Ya bunlar test aracı olduğu için belki onu da Türkiye tarafından değiştirmiş olabilir. Çeyinden al bir kaldı orada çeyin. Motorların yanına gidelim. Zaten şimdi teste çıkıyorlar devamlı. Evet, saat başı bir testini çıkarttık. Evet.
Bu test şeyleri nasıl organize edildi? Bayilere verildi herhalde. Tabii, saatlere göre. Saatler. Şimdi bayilere bir test saat organizasyonu düzenlendi. Evet. Bununla ilgili de herkesin günü, saati, dakikası her şey belli. Hı hı. Her bayiden aynı saat diliminde çıkacak olan kullanıcılar var. Biz Doğu Batı Onda olarak şey mi yaptık? Biz diyorum çünkü biz de biz biliyorsun. Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Aynen öyle. Doğu Batı Onda ailesi olarak sürüş test saatleri ona göre ayarlandı. Hepsi. Şimdi gelecek motorları bekliyoruz herhalde. Onları da görürüz şimdi. Bir 10 dakika birazdan içerisinde gelirler. Evet. Burada çok güzel bir stand kurulmuş. Kas Kafalar kendi ekibiyle beraber sunumları ve şeyleri oluyor. Sertaç'ın. Onlar da burada bir küçük kapıda bir da karşılayabiliriz. Şey, evet, kapıda anda gelenleri karşılayabiliriz. O şekilde yürüyelim. Peki en dolusunda ne var mesela? Rıdvan bize en dolusu olarak ne şimdi seçenek sunmuş? L2 ve L4. L2 ve L4. Evet. L2. Sonra fiyatları alacağım senden. Fiyatlar henüz belli değil. Belli değil mi? Değil. Oo. Yani fiyatları inanın biz de bilmiyoruz. Evet. Şöyle şuraya doğru konuşalım. Evet. Evet. Fiyatları biz de henüz bilmiyoruz. Ama Türkiye'den resmi bir açıklama da gelmediği için. Yani herkesin sorunu. Kaç bandında? Yani benim duyduğumu söyleyeyim mi? Doğru mu? 110 ile 140 bin bandı arasında. Yani bu herkesin dilinde konuşulan. Evet. Ama resmi bir onda Türkiye'den bir fiyat gelmediği için, yani resmiyete dökemediğimiz için net bir şey söylememiz doğru olmuyor. Evet. Yani bizim de duyduğumuz 110-140 bin arasında deniyor. Hı hı. Ama bu umduğum, ben kendi bireysel olarak umuyorum ki inşallah bu fiyatların biraz daha altına gelir. Çünkü herkese hitap etsin. Çünkü onda bu. Herkese evet hitap edebilmesi. Bir kere malzemenin kalitesinden dolayı şey yapmamak lazım. Yani yadırgamamak lazım aslında. Mesela bakıyoruz gerçekten bindiğim motor çok güzel bir motor. Ama tuş takımlarına falan baktığın zaman Süper Tenere'de bile hani ya diyorsun bu kadar güzel bir motora bu tuş takımlarını niye yapmışlar dediğin nokta çıkıyor. Ama Honda Forza'da da tut, evet, PCX'ten tut, tuş takımları gerçekten kaliteli. Yani işçilik ya da kaliteli olunca ürün kaliteli. Ürün kaliteli, yani öyle demek lazım. Ürün kaliteli olunca fiyat da ona göre oluyor. Evet. Şimdi biraz sonra test sürüşünden gelenleri göreceğiz. O arada biz Rıdvan'la sohbetini yapalım dedik. Evet. En dolusunda neler var diyorduk, orada kaldık, kusura bakma. En dolusu Adventure Sport. Evet. L4 modeli. Hasan abi geldi. Hoş geldin, evet, Hasan abi. Bu arada konuştuk motordan Hasan Bey yanımızda. Merhaba. Hep beraber sohbetini yapıyorduk. Seninle de bir gıybetini yapalım şu Honda'ların gıybetini yapalım Afrika TV'leri ve bu arada geliyorlar. Evet. Siz konuşurken ben çekeyim, siz bu arada anlatın L4 ile ilgili. L4 dediğimiz gibi şimdi standartından evet artı olarak 12 volt soket, elcik sıtma ayarlanabilir, 5 kademede ön camla beraber standart evet olarak geliyor. Depo evet yine 5.8 litre daha büyük. Evet. Evet, L2 geldi. L2. Erkin yeşil şu an. Şu ne? Bakmamız lazım süspansiyon sistemine. L4 geldi. L4. Normal L1. Evet. Yine 5000 L4 geldi. Ve L2. L2 geldi. Bu da evet L2 modelimiz. Evet. Konuş lan. Daha uzun kullanmak lazım. Harar ilk şeyin nasıl? Çok iyi, dengeli olmuş. Yani eski kasasıyla karşılaştırdığın zaman abi çok daha dengeli. Yüksek süratlerde daha stabil gidiyor. Frenlemesi çok daha güzel. Elektronik amortisörlüğe bindim. Ben daha önce şeye binmiştim değil mi? Düze, 2019 Adventure binmiş diye binmiştim. Evet. Şimdiki daha stabil. Yüksek hızlarda daha sakin. Yani kafa sallamıyor diyeyim ben. Virajı evet daha iyi. Amortisör kendini zemine göre ya yok, ayarladığı için sana o şeyi vermiyor, titreşimi, vibrasyonu vermiyor. İstediğin her şeyi sunuyor. Hı-hı. Değişik olmuş yani. Ben bu kadar geliştireceğini düşünmemiştim. Baya bir şey yaptı değil mi? Tabii. Yani çok ciddi şu an rakipleri çok ciddi düşünmesi lazım artık abi. Çünkü çok güzel oturmuş kasa. Bu sefer çok iyi oturmuş yani. Harika. Hani ön 21 jant olmasına rağmen yüksek süratlerde o amortisör sistemi yüzünden hiçbir yavpalaması, kendini dağıtması falan yok yani. Harika. Bayağı gidiyor, dümdüz gidiyor. İz aramıyor kendini. Zaten yani herhalde Doğu Batı Honda'dan dolayı bol bol kullanacağız biz de. Mutlaka. Değil ben mi de öyle tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur. Bu konuda bize Rıdvan yardımcı olacak. Kardeşimiz. Yani her türlü. Bak Erkin abi binmediği motoru da anladı. Vallahi hepsine bindi. Üretilmiş motorlara da talip oldu. Hazır yokken hakkında konuşsak. Ne görse bindi mi?
Yok abi, bilmediğim otoyol var. Var mı? Aktiva TV'ne bindireceğim onu. Aktiva TV. Şey mi istiyorsun? Hadi çay içelim. Hadi çay içelim bari. Evet. Şişt, gel, 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 gel. 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 Merhaba, merhaba. Uy! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? He? Uy! Adamım. He? Getirsene pazar günü. Reisi? Getiririm. Bu arada seninle hiç şeyimiz yok, videomuz yok. Sertaş da burada. Hep beraber. Herkesin kamerasına girdim. Her buradan ben varım. Ama kusura bakma, herkes bunu biliyor ki senden prim yapıyoruz. Diyorsun. Sertaç. Kimin kimden prim yaptığı belli olmaz. Benim prim kapım burada. Sakallarımız ne güzel. Kardeşim ya, niye uzatmıyorsun şu sakalını? Abi ben askerden gelince daha yeni uzattım ya. Bir ayda bu kadar oldu. Uzuyordu, güzel. Şu kadar gidiyordu falandı. Abi Afrika manyağı mısın? Afrika manyağı. Nedense askerden böyle bir gelince şey böyle oldu. Daha kısa kısa. Daha bir ay oldu ya böyle. Üç ay önce zaten. Muratcığım nasıl gidiyor işler güçler? İşler güçler güzel abi. Güzel yerinde. Tabii biraz Aralık ayının vermiş olduğu bir durumluk var. Murat'ı herkes tanıyordur da ben yine de söyleyeyim. Derede çalışıyor. Şey ne oldu? Mevkiin ne oldu? Forvet. Forvet'teyiz abi. Forvet. Hala forvet'teyiz. Şaka bir yana da ne yapıyorsun şimdi? Satışa devam hala yine. Hepsine satışa devam. Servisli müşteri. Ondaları nasıl buldun abi? Yani yenine sen çok az güzel. Çok bir fikrim, bir bilgim ben var. Bunları bize kısaca paylaşsan. Afrika kullanıcısıydım hem de. İkisini de kullanma fırsatı buldum. Bu yeni gelenin dağlar kadar farklı arasında. Hem tepkimeleri hem özellikleri kat kat daha güzel. Bu sefer verilen parayı fazlasıyla hak edecek. Hak edecek. Peki fiyatlar belli mi? Şu an değil. Rakamlar var. Duyduğum dedikodulardan bahsetsek. Yine 100 üstü. 100 üstü, üstü. En fazla 140 falan mı diyorlar? Aynen. 140-145 civarında en full. Buradan, buradan duyuralım. Yani bu bu fiyatlar olacağı kesin değil ama fiyatlar, söylenen fiyatlar bu. Aynen. Net bir şey yok. Yani o da bakacak olursan ama böyle para etmeyen demeyeyim de yani hakkını vereceğimiz paralarda motor çok az. Yani az. Bu motor da bu parayı hak edecek bir yani şeyde duruyor. Yani rakibinde şu an en hafifi, en güçlüsü diyebilirim. Evet. Bu paraları fazla hak edecek. Yeni gelen özellikler zaten müşterilerin bekledikleri arzuladıkları özelliklerdi. Onları şu an fazlası alanlar. Bugün daha yani hem yeni Afrika kullanıcıları hem eski kullanıcılar gelip de daha pişman olanını ben görmedim, sevmeyenini görmedim. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Rica ederim. Sağ olun. Şu anda yanımda Gülşah var. Test sürüşünü tamamladı, yanımıza geldi. Gülşah, ne diyorsun? Arkadaki alet için düz olanını kullandın herhalde. Düz olanını kullandım. Abi eski Afrika ile alakası yok. Yani oyuncak gibi motosiklet altında böyle istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bunun yanında güvenlik olarak yani frenler çok iyi. Amortisörler çok iyi. Yani... Sen eğitimci yanında şunu söyleyebiliyor musun? Yani bir önceki kasada farklılık göze çarpıyor değil mi? Kesinlikle. Bir önceki kasada çünkü motosikleti yatırmak için çaba sarf ediyordu. Bu da senin aslında sürüş dinamiklerini bozuyordu. Çünkü motorla da uğraşman gerekiyordu. Bunda artık birçok şeyi motosiklet kendisi yapmaya başlamış aslında. Ve yönetebiliyorsun her şeyi. Müdahale ettiriyor sana. Çok keyifli. Sağ ol. Röportaj için teşekkür ediyorum. Rica sana. Ederim. Kardeşim benim. Moğolistan'a neyle karar verdin mi? Bence şöyle. Daha arkadaş tamam. yeni GoPro. Ben yeni YouTube'a başladım. Abi önemli olan bence gezmek. Motosiklet olur. Motosiklet olur, bisiklet olur, sırt çantası olur. Hiç fark etmez. İmkanlar neyi gösterirse, ciddi söylüyorum. Gerçekten. İmkanlar ne olursa tabii ki bir de şey. Mesela oraya gitmek için en mantıklı motor CRF 250 ya da VR 250. Fakat evet, ben en mantıklı değil, böyle en bir şeyler denemek istiyorum. Bak dürüstlükle bahsediyorum. Eğer mecbur kalırsam CRF'ye giderim. Hani kaşınmak istiyorum. Daha farklı bir şey yapmak, denemek istiyorum. Yol daha maceralı geçecek. Zor denemek anlamında. Yok, zor değil abi ya. Sıra dışı olsun istiyorum ben gerçekten. Hani mütevazı olmuyor. Çok güzel gezdim, ettim. Böyle biraz daha renk katmak istiyorum olaya. Tabii ki hayati tehlike atmayacak, işkence çekmeyecek şekilde. Ve maddi olarak beni çok yormayacak şekilde. Ben bir de ne istiyorum biliyor musun? Harbiden şaka bir yana. İnönü yaylasında tadı damağımda kaldı. Şu yine yapalım. Şu kamp olayını beraber yapalım. İki günlük de olsa yapalım. Olur. Güzel bir hava yakalayalım. Gerçekten ben Şubat sonunda artık yola çıkmayı düşünüyorum. Ha, Ocak, Şubat az iki kaldı. Ay kaldı. Az kaldı. Zaman, şey var. Doğaya sür. Evet. Onu söyleyelim. 4-5 Ocak'ta. Yani bu video artık ne zaman yayınlarsam bilmiyorum. Çok yakın bir tarih. Bir kamp yapacağız. Doğaya sürü Instagram'da paylaşacağız. Umarım eş dost gelir, uğrar. Yakın bir yerde yapacağız galiba. Bir iki gün içinde belli olacak. İşte o zaman orada yapalım. Kamp yapmış oluruz. Hatta cumadan gidelim mesela. Sucuğu da götürüp kediye kaptırmayacağım bir şey yapalım. Onu hatırlatma. Hatırlatma. Bize yedirmedi adam. Çağlar'ın hatasıdır. Adam bize yedirmedi. Yedirmeyen bendin. Kediye kaptıran da Çağlar'dı. Kediye kaptıran da Çağlar.
kısmet olmadı. Sağlık olsun. Ya ayı gelir, bilmem ne olur, o sucuğu kestirmedi abi, bize. Ayı, ayıların içine kamp yapıyoruz. Gecenin 12'sinde adam sucuk yapacağım diyor. Çadırın yanında yapacağım diyor. Bir tanesi de orada, sakallı motoru. Gel yanlarına gidelim. Ayıdan mı bahsediyorsun? Ayıdan yok ya, şimdi öyle dersek Bimen orada, Bimen şey yapar. Bimen'i tanımıyorum evet, ben ya. Bimen'le tanışmadın. Bizi tanıştırmadılar abi. Evet, abi merhaba, ben Bimen. Şimdi bu kadar ünlü bir arada bulmuşken seçkin sakallı motoru. Ben ünlü değilim. Sayın... Bak seyirciler, onların seyircileri var, benim seyircim var. Niye? Toplam 34 kişisiniz. Adam olun. Geçen gün 241'e çıkmışsınız. 241. Sayfa söyler misin? Ne ki bu ki? Erkin Karasarıcı ve ben birlikteyiz. Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet, doğaya sür kampına gelir misin? Sürün tabii, doğaya da sürün. Tamam, kampta beraberiz. 4-5 Ocak. Tamam. Günü tamam. Birlikte olsa, harika. Kamplı da olsa, Seçkin sucuk yemeği bile olsa, bu sefer sucuk varsa olsun. Seçkin, abi, sucuk var. Benden şöyle bir şey oldu. Migros'ta indirim var diye 30 liraydı apikolundaydı. 30 tane aldım diyeceksin zaten. Yemin var, ediyorum. 30. Yemin ediyorum. Orayı keselim mi? 30 kilo, 30 kilo. Reklam yapıyor. Bip markası ve Bip markalı. Bize sponsor olsana. Abi aldım yani 30 kilo aldım ve yiyemediğimi fark ettim. O zaman doğaya sürdüm. Ben de 30 kilo sucuk var evde. Dünürün yaylasına götürdü. Adam demin onu konuştu. Sucuğa sür olsun ismi bunların. Yani sucuğa, sucuğa sür yapalım bu kampı. Sucuğa sür. Tehlikeli sür kampı. Bu adam varken tehlikeli sözler bunlar. Bana... Sucuğa sür demedik. Sucuğa sür dedik. Bu yapabiliyor. Bu diyor işte. Bu çok tehlikeli bir herif abi. Honda'dan özür diliyoruz. Bu denli bir sohbette maruz bıraktık. Kusura bakmasın. Abi ara adam diyen ben miydim? Adam adımı duydu. Ara adam mısın dedi ya. Bu arada arkadaşın adı Bimen ya. Abi. Espri Ali, yaptı Seçkin. Çok güzel espri yaptı. Kötü bir espriydi ama yani olsun. Kitlesi hazır değil. Kitlesi yok ki. Kitlesi yok ki kitlesi. Yok abi bizde kitlesi. Bu arada Afrika Twin testine geldik biz hepimiz. Evet. Dünya. Bunlar daha deneyimliler. Yo, bu adam Norveç'e falan gitmiş. Ya senin motoru bir gösterelim mi gel. Benim motor Gold hangisi? Değil. Hangisini? Ha onu hangisi? Diyorsun motoru. Hangisini? Şunlardan hangisi senin motoru? Motoru diyorsun. Ben motor deyince hepsi aklım, benim. Ben hepsi çok benim. Fesat bir herifim. Bak Neki Buki'yi izle anlayacaksın. Seçkin kadar olamazsın yani. Motor deyince ben direkt motor anladım. Onu göstermem. Evet çünkü. Abi. Motor kırmızı de orijinali. Kırmızı. Ben boyattım. Alır almaz boyattım. Bana dediler ki fiyatı düşer. Ulan dedim bu kadar para verdikten sonra alacağım herif beğensin diye yapmıyorum. Kendim için boyattım. Bu renge boyattım. Ya bakın şu anda tozlu. Burada ben tam bir motor kullanıcısıyım. Üstünü kapatmam. Evet. Otoparka koymam. Yani motosiklet bu. Çalınmaz. Çalınmaz. Karşıda otoparkım var çünkü. Evet. Arkadaşlar orada çalışan arkadaşlar var. Yanında açık fırın zaten, var. 24 saat. Tabii. Yani motoruma dokunan herkesi yanında paket olarak buluyoruz zaten. Şunu anlatır mısın bana Bimen ya? Bu ne ya Allah aşkına? Abi bu Goldwing kullanıp da bunu. Bunun sebebi şu. Arkayı görmek istiyorum ya. 360 derece görebiliyorum. Ne alay ediyorsunuz? Şuradan püsküller filan böyle. Yok bu değil abi. Bu kusura bakma. Ben öyle şeyse o Goldwing'cileri anladım ben. He. Şimdi Goldwing'cilerde şöyle bir şey var. Ben bu ışıkları yanmıyor mu şimdi? Yanıyor abi. Her şeyi yakacağım. Her şeyi yakacağım. Her şeyi yakacağım. Yok mu? Var o da var. Ver coşku. Oo. Bunun özelliği şu. Bu Goldwing var işte Beşiktaş sirkeci değil abi. Kullanırken. Evet evet. Kop. Kullanırken. Ben de şöyle sallayayım sanki siz oynuyormuş gibi. Bak abi kör nokta kalmıyor. Gel bir bak. Harbiden ha. Kör nokta yok. Yani oh. Şurayla şurası. Çizdim. Kör abi nokta. Çizdim kusura bakma. Sorun yok. Kör nokta. Kör mü? Ama ben motoru çarparken görmedim. Nokta mı? Göremedim. Sonra ben bu motoru aldım. Daha çok erkekler takip etti. Abi aynı problem. Ben motoru, hiç girme o konuya ya. Motoru alma sebebi. Abi. Belki YouTube'dan bir kız soğudum. Arkadaş buluruz. Kızlar bize gelir falan. Bu arada bu motorun başka bir... Arkadaşlar abi, bu motoru... Ya. YouTube'da bu çok önemli. Girdim. %99 erkek abi. Erkek ne güzel. Yani şu istatistiği koymasalar daha iyiydi. Şimdi bak daha kötü bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar motosikleti dişi unsur için alıyor. Ben de öyle bir adamım. Dürüstçe söyleyeyim. Aldım. Senden bahsediyorum. Aldım. Şöyle bir şey oldu. Motoru aldığımdan beri arkama sadece 5 tane amca bindi. Hiç kadın binmedi. Aynı anda mı bindi? Yok şöyle yaptılar. Çok terbiyesizsin. Çok ayıp. Bir tane amca çevirdi beni. Ciddi söylüyorum. Böyle çevirdi. Böyle elin kafada kasket, elde böyle tespih. Ya bilmiyorum kaç yapıyor bu, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Anlatayım. Ben de eskiden motor kullanıyordum. MC vardı bizim canımızda. Bana bir tur attırır mısın dedi. L bile çıkacağım. Tur attırdım. Tamam.
3 ay içinde 5 kere oldu. Bir daha selamlar mısınız? 5 ay karınca. Motorlarımız geldi, çıkıyoruz. Aa, tamam, çıkıyor muyuz? Evet. Aa, kusura bakmayın arkadaşlar. Ben, biz programı kapatıyoruz. Her şeyi de kendime çekmeyi beşerdim. Evet. Erkin Bey biliyor şu anda. Ben de sabahtan beri beklediğim model buydu. Evet. Bakalım nasıl olacak? Sen bu kaçıncı oldu ya? Hepsine bindin mi Erkin? Buna binmedim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Gözünü aslında kurtar. Senin kırmızı turda, evet, Doğu Batı rotalarında kullandığın. Şuradaki şuydu. Motorla evet. Geçen hafta Doğu Anadolu'ya bununla gittim. Evet. Şimdi de Rıdvan'ın sayesinde, Rıdvan'ın sayesinde bulduk. Biliyorum. Motorun sesinden amortisörlerine kadar, sedesine, her şey değişmiş durumda. Hatta çalıştırma yeri bile uzun basmaya gerek yok artık. Tek tuşla bir kere basınca çalışıyor. Gösterge değişmiş, motor hafiflemiş. Tam benim istediğim atletik pozisyona dönmüş motor. Bakalım, umarım güzel getirir. Pek alışık değilim. Nasıl? Bacak arama girdi bu. Bacak arama. Bayağı, Baker'da öyle bir şey yok. Evet, Bimen şu anda hangisine bindin sen? L2'ye bindim. L2'ye bindin. Tamam. L1 mi? L2 dediler bana. DCT. L1 DCT. L1 DCT. Harika. L1 DCT. Evet. Böyle işte arazi falan yapmak için. Birazdan fikrimi söyleyeceğim. Ben bir Baker kullanıcısıyım. Bakalım. Döndüğünde bir konuşalım. Dönmem ben. Gidiyorsun, tamam. Alıp gideceğim mi? Ha, ondan bahsediyorsun. Ben dönme deyince. Tamam. Dön tamam. Anladım. Hadi bakalım. Bugün Honda'nın düzenlemiş olduğu Afrika TV'nin 2020 artık bizim için bitti. Bundan sonrası için bir sürü modeller, başka şeyler için de çekimlerim olacak. Bu yeni, çok yeni. Artık bu işi, yani ehli olan kişilerle beraber çalışıyoruz. Sakallı motorcular olarak. Ama ben de istiyorum ki artık kendim de bir şeyleri koyayım. Şimdi test sürüşleri bitti. Akşam oldu. Artık herkes evli evine, köylü köyüne. Şimdilik bu kadar. Daha farklı modellerle, daha farklı şekilde motosikletlerle hep beraber olacağız. Bu arada Cem Bey yanımızda. Başka günlerde yine bekleriz. Organizasyon için Honda Motosiklet'e çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür gerçekten ederiz. Böyle güzel bir organizasyon düzenleyip, tertipleyip buraya bizi getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bu modeller için, Afrika TV'nin 2020 için söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Az da olsa bize belirseniz. Ya, teknik donanımlarında motorların gelişmeler var. Biz de hani bir fırsat sunalım dedik müşterilerimize. Denesinler. Bu farkları fark etsinler deneyerek dedik. 4 gün devam edecek. Ama tabii ki bayilerimiz üzerinden bir randevulu sistemle çalışıyoruz. Evet. Bayilerimizi ararlarsa tabii. Seviniriz. Daha sonrasında hani belirli sayıda şimdi limitli tuttunuz bu test sürüşlerini. Aynen. Bunun sonrasında bayilerden sonra test etme imkanları olacak mı? Fuara kadar var mı? Fuardan sonra mı? Fuardan sonraki dönemde büyük ihtimalle olacak. Şu anda kısıtlı sayıda bir adette geldi çünkü. Bu 2020 Afrika TV'lerde başlıca değişen ana özelliklerden neleri söyleyebiliriz? Neler değişti? Neler bir de sizden değişti? De bunları alalım. Ondan sonra kapanış yapalım. Adventure'da iki modelimiz var. Evet. Adventure'da bir elektrikli süspansiyonlu modelimiz var. Bir normal sadece elektrikli süspansiyon farklılıkları var. Onun dışında Adventure'daki diğer farklılıklar neler? Cornering light dediğimiz virajlarda, viraj dönüşlerindeki aydınlatmalar var. Evet. Ekran tabii ki en önemli. Evet. O da çok ilginç. Bir açıp gösterebilir miyiz? Harika. Gerçi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet. Çok güzel bir şey geliyor. Ekrana görüntü geliyor. Afrika TV'nin şeyinde logo olarak. Evet. Harika bir tabloyla, değil mi? Buradan butonlarla elden hemen butonlarla. Bu bildiğim kadarıyla bir de sürüş yaparken normalde buradan kontrol şeyini kaybettiriyor. Yani burada izin vermiyor. Hı. Sürüş esnasında burayı kullanmanızı aynen istiyor. Öyle. Öyle bir özellik yapmışlar. Modları değiştirebiliyoruz. Modlar değişiyor. Harika. En önemli özellikleri bunlar ama evet. Herkesin gelip yaşayarak aslında bunu deneyimlemesini istiyoruz. O zaman fuarda Honda Motosiklet fuarda bu bir imkanı bize tanıyacak. Yani daha doğrusu görme, yakından görme imkanı tanıyacak. Tabii.
ki test etme imkanı şimdilik bu 4 günde kısıtlı olacak. Ama fuar sonrasında motor bayilerimize ulaştığı zaman tabii ki bayilerimizde de test imkanı sunmak isteyeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Honda'ya teşekkürler. Teşekkürler Cem Bey. Sağ olun. Evet, şu anda gördüğünüz gibi biz etkinliğimizi bitirip artık evlere dağılıyoruz. Honda gerçekten organizasyon konusunda başarılı ve güzel bir etkinlik yarattı. Bununla beraber diğer modelleri ben binmedim. Sadece düz olan dediğimiz hani fazla şeye gerektirmeyen manuel olan motosikletine bindim. Ve onlar da çok başarılıydı. Başka etkinliklerde, başka dediğim gibi motosiklet lansmanlarında beraber olacağız. Motosikletlerle ilgili her türlü her şeyde beraber olmak üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum.